Sevgili izleyicilerimiz, değerli takipçilerim, bizler Balıkesirli Manyas ilçesi Hamamlı köyündeyiz bugün. Muhteşem bir evimizin tanıtımını paylaşıyorum. Tam 922 metrekare arsa içerisinde 4-5 tane odası olan ve 2 tane ayrı ayrı damı olan bir evimizin tam önündeyim. Hamamlı köyündeyiz. Fiyatı çok uygun, onu belirtmek istiyorum. İlk başlarken daha sizlere tanıtımıza. Cephesini göstereyim. Sonra evimizin içerisini paylaşacağım. Bizim sevgili izleyicilerimiz, yaklaşık 70-80 belki 100 metre cephesi olan bir köy evindeyiz. Şuradan şu taş evin sınırından başlıyor. Şöyle komple çok ileriye kadar şu zaten bizim evimiz. Sizlere yavaş yavaş göstereceğim. Dediğim gibi köyün hemen üst kısmındayız. Hem bağımsız hem köşe parsel. Bu duvar devam ediyor. Ben öncelikle cephesini ve dışını göstermek istiyorum. Tabii kadastro yolu bu şekilde. Hamamlı köyünün hemen hemen bütün yolları da düzgün, onu da belirtmek istiyorum. Bizim evimiz buradan başlıyor sevgili izleyicilerimiz. İçerisini de göstereceğim. Tek tek odaları paylaşacağım. Biraz tadilat isteyen ama çok büyük arsası olan bir evdeyiz. Evet, camlar var. Burada sayamadım ama 4 ya da 5 tane oda var bu arada. Ayrı ayrı yapılmış odalar. Burası betonarmerden yapıldığını söylediler. Çatısında biraz tadilat işi var. Onu da belirteyim. Bu cephe hala devam ediyor. Bizim evimizin giriş kısmı burada. Giriş kısmımız bu şekilde. Şuradaki borulardan 2 tane hat borusu var. Bahçeye ücretsiz su verildiğinde söylediler bütün bahçelere. Aslında kuyumuz var ama su için buradan ücretsiz su da alabiliyormuş köylüler. Bunu da bizimle paylaştılar. Biz arsamıza, evimizin olduğu arsa devam ediyor. Şöyle yavaş yavaş gelelim çünkü sınırımız hala devam ediyor. Şu gördüğünüz toprak ve kerpiçten yapılmış damların dışı. Bu da nereden baksanız 40 metre gibi de bunun da bir cephesi var. İç kısmını da göstereceğim, paylaşacağım. İkiye bölmüşler damları da kerpiçten yapmışlar. Ben ilk önce bizim evimize vakıf olmanız açısından cephesini paylaşıyorum. Gerçekten şöyle gösterelim mi havalandırma yerlerini. Evet, burada da aynı zamanda havalandırma bırakmışlar. Bu depo olarak kullanabilirsiniz. Hayvancılık yaptılar mı bilmiyorum ama her şeye uygun. Böyle devam ediyoruz. Ayrıca bizim bu samanlığımızın dışarıdan da ahşaptan bir kapısı var. Ve sınırımız sevgili izleyicilerimiz tam burada ve bitiyor. Nereden baksanız bir yol boyunca komple ama komple cephesi var. Şöyle gelelim ve şuradan bir gösterelim mi? Şöyle göstereyim. Benim arkamdan şöyle paylaşalım. Oradan başlayıp diğer köşeye kadar, yani nereden baksanız yol köşesine kadar cephesi olan bir yerdeyiz. Şimdi yavaş yavaş içini göstereceğim. Bahçemiz şu anda karışık durumda ama içerisinde çok güzel meyve ağaçları var. Kuyusu var. Biraz tadilatla oturulabilir. Bir de evi var. Damları da göstereceğim. Hepsini tek tek göstereyim ki vakıf olun. Hamamlı köyü güzel köylerden bir tanesi. Dışarıdan yine göç alan köylerden bir tanesi. Birçok kişi buraya farklı evler yapmışlar. Tadilat projeli evler yapmışlar bu arada. Evet sevgili izleyicilerimiz, bizler Hamamlı köyündeyiz. Manyas'tayız. Manyas ilçesine bağlı. Yavaş yavaş gelelim. Burası porta kısmı. Köy evlerinde porta mutlaka vardır. Burası orası. Kerpiçten yapılmış yine sol tarafımız damlarımız var. 2 adet. Sağ tarafımızda da evimiz var. Böyle bir çatıyı da gösterelim. Biraz tadilat istiyor çatı. Böyle bu şekilde. Tam 922 metrekare arsa içerisinde. Öncelikle sizinle evimizi paylaşmak istiyorum. Sonra dam kısmına geçiş yapacağız. Sol tarafımda bizim şu ağaçlara kadar olan kısım, komple eve kadar olan kısım bizim arsamızın içerisinde. Bunu belirteyim. Bakımsız olduğu için paylaşamıyorum ama içerisinde çok farklı ağaçlar var.
Ev kısmını buraya yapmışlar. Dam kısmını buraya vermişler. Ayrı ayrı yapmışlar. Bu duvar da bizim arsamızın içerisinde. Evet, arsamıza yani köyümüze giriş yaptık. Burada beton atılmış. Burada hala içinde su olan bir kuyumuz var. Bu tarafta çeşmemiz var, bahçe çeşmesi. Eski zamandan yapılan model bu. Gerçekten bayağı bir tarihi. Bu duvarların olduğu bölüm ve hatta arka kısmı da bizim arsamıza ait. İlk önce sizlere evimizi gösterelim, sonra bahçelerimizi tanıtmaya devam edeceğiz. Evet, 3 basamaktan evimize girişimizi yaptık. Yine burada böyle bir cam gibi bir yer açmışlar. Bahçeye hakim oturma yeri yapmışlar. Evin içerisinde paylaşacağım sizlere. Tam tarihi bir ev gerçekten. Ama durumu çok kötü değil. Tadilatla burası oturabilecek evlerden bir tanesi. Yavaşça devam edelim. Bu bölümde 3 tane odamız var. Bir tanesi hemen şurada. Şöyle paylaşalım. Tavanları gösterelim. Ahşap tavanlarımız var. Evet, tek kişilik bir oda yapmışlar. Bu yine kendi bahçesine bakan bölüm bu arada. Bu odamız da yine yan taraf kendi bahçesine bakıyor. Burada herhangi bir şey yapmamışlar. Kerpiç, beton karışımı, camları değiştirirseniz, yerleri, tavanları yaparsanız gerçekten hiç akan dökülen bir yeri yok. Güzel bir odamız var. Artık burası nasıl değerlendirdi bilmiyorum. Yavaşça devam edelim. Hatta bu evin kapıları, yeni kapıları yapılmış. Buraya konulmuş fakat takılmamış. Ha, burayı alan kapıları da almış olacak bu arada. Evet, bu odayı kerpiçten yaptıklarını söylediler. Tavanlarını ahşaptan yapmışlar. Şu anda bu odada bir sıkıntı görmüyorum. Düzlenirse burası da yine yola bakan odalardan, dışarıdan göstermiş olduğumuz odalardan bir tanesidir aynı zamanda. Böyle uzunca bir hol devam ediyoruz sevgili izleyicilerimiz. Burada 3 tane odamız var. Burası sonradan ilave edilmiş çünkü. Burada da bir mutfağımız var. Şöyle gösterelim. Yola bakan kısımda böyle yine dikdörtgen büyüklüğünde eski modellerden yine sobayı da buraya kurmuşlar. Burada bir yaşam alanı yapmışlar. Mutfağımızda bu şekilde sizler tadilat yaparak oturabiliyorsunuz. Yan tarafta şöyle banyoyu birazcık gösterelim. Burası banyo kısmı sevgili izleyicilerimiz. Banyo olarak kullanıyorlar. Şu anda onu da belirtmek istiyorum. Devam edelim. Şu anda burada elektrik bağlı. Su bağlı çünkü buzdolabı hala çalışıyor. Su aboneliğini yaptırmanıza gerek yok. Ekstradan su aboneliğini ve elektrik aboneliği olduğu için hemen burada elektriği ve suyu üzerinize geçirebilirsiniz. Bir mutfak, bir oda, 3 oda arka tarafta, bir de banyo yapılmış. Böylesine giden, çünkü cephesi çok geniş olan bir köy evimizdeyiz. Gelin bahçeye de beraber bakalım. Evet sevgili izleyicilerimiz, Hamamlı köyündeki köy evimizin bahçesinde çok büyük bir zeytin ağacımız var. Tabi burası şu anda düzenlenmediği için birazcık karışık görünse de burada muhteşem bir nar ağacımız var. Narlarımız da üzerinde. Şöyle paylaşmak istiyorum. Yavaş yavaş ilerleyelim. Evimizin dışarıdan o 3 odayı sizlere tanıtmıştım. Dışarıdan görünümü de bu şekilde. Hemen paylaşayım. Böyle bir beton atmışlar buraya. Ve burada çok büyük bir incir ağacı var. İncirleri topladık, yedik. Gayet lezzetli. Alana da hayırlı olsun şimdiden. Devam edelim. Ben sizlere 922 metrekareden oluşan evimizin bahçesini, arsasını tanıtmıştım. Bu köşe yeri, şurayı paylaşmıştım dışarıdan. Şöyle de bir alan bırakmışlar. Evimizin dışı da bu şekilde bu arada. Yan komşuyla şu ev sınır. Bahçe hala devam ediyor. İncir ağacımız var, zeytin ağacımız var, nar ağacımız var. Bu bölümde farklı meyve ağaçlarımız var. Şöyle devam edeyim. Şöyle bir tuvalet yapılmış. Eskiden köylerde mutlaka olmazsa olmazlarında. Mis gibi köy havası.
İsteyenler için havadar bir yerdeyiz. Ev bölümünü duvarla şöyle göstereyim yavaşça. Bölmüşler. Şurada bir ağacımız var. Orası da dahil. Şurada bir tel var görüyorsunuz. Oraya kadar sınır. Böyle tam köşe parsel. Devasa ağaçların olduğu bir yerdeyiz. Evet, onu göstereyim, paylaşayım ve devam edelim sevgili izleyicilerimiz. Bu arada yavaş yavaş giderken şöyle de bir samanlığımızı göstermek istiyorum sizlere. Hani dışından sizlerle paylaşmıştık samanlığımızın. Yok yok, ha açalım, kapımızı da açalım. Mal sahibimiz de yanımızda zaten. Aynen, yok oraya da bakalım. Şimdi burası kerpiçten yapılmış. Çok sağlıklı bir yer gerçekten. Havalandırmaları da var. Bahçemiz böyle devam ediyor. Şöyle eve kadar komple sınıra devam ediyor. Bizim arsamız. Evet, devam edelim. Şöyle kapımızı da açtık. Bu daha önce benim sizlerle paylaştığım camaken yapmışlar. Havalandırma yapmışlar. Çatıda görüyorsunuz biraz tadilat var. Böyle dikdörtgen büyüklüğünde. Hatta yan tarafı da var. İki oda böyle dam yeri yapmışlar ama bu damlarda artık ne yaparsınız bilemiyorum. Bunlar şu anda odun koymuşlar. Odunları da birine verdiklerini söylediler. Böyle iki tane damımız var. Hayvancılık yapabilirsiniz. Kedi köpek bakabilirsiniz burada. Ya da işte ne bileyim tavuk bakabilirsiniz. Size kalmış hem damlara hem eve olan ve arsası çok büyük bir yerdeyiz. Evet, tanıtıma devam edelim. Evet sevgili izleyicilerimiz, Manyas'ın Hamamlı köyündeyiz. Muhteşem bir köy evi çektik. Tam bir köy evi. Hem kerpiçten hem betonarmeden yerleri var. İki tane damı var zaten paylaştım. Üç oda, hatta dört oda, bir mutfaktan ve küçük bir banyodan oluşan bir evimiz var. Evinizde tadilat var mı? Kesinlikle var. Ama buranın fiyatı çok uygun. Arsası çok güzel. Tam köşe parsel. Zaten içerisinde de sayamadım ama 8-10 tane farklı zeytinler vardı, incir vardı, dut vardı, nar vardı. Farklı ağaçlar var. Tabii şu anda altın vaziyette olduğu için şöyle bir otlar çıkmış ama siz burayı cennet gibi yapabilirsiniz. Damlarda küçükbaş hayvancılık yapabilirsiniz. Tavuk bakabilirsiniz, kedi köpek bakabilirsiniz. Evinizi tadilat edip Manyas'a çok yakın köydeyiz. Bu köyde de her şey var bu arada. Market var, kahve var, cami var. Aynı zamanda sağlık ekipleri geliyor. Manyas Devlet Hastanesi sadece 5 dakikalık mesafede. Yaşam olarak gerçekten en güzel Balıkesir'in en güzel köylerinden bir tanesindeyiz. Fiyatımız açıklama kısmında, fiyatı çok uygundur, sizleri bekliyoruz. Aynı zamanda Venice Gayrimenkul TV kanalıma abone olmayı, bizleri takip etmeyi lütfen unutmayınız. Telefon numaram zaten görüntülerde hep yazıyor. Beni aradığınız takdirde zaten yardımcı oluyorum. Fiyatı da paylaşıyorum. Mal sahibimiz de yanımızdaydı, gördüğünüz zaten. Beraberce çalışabiliriz. Sizleri de bekliyoruz. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Evet sevgili izleyicilerimiz, Manyas'ın Hamamlı köyünden tanıtmış olduğumuz evin sokağını paylaşmak istiyorum. Hemen bu yola çıkıyorsunuz. Etrafta muhteşem evler var, çok güzel bahçeler var. Ve aynı zamanda koca göl manzarası var bu köyde. Onu da belirtmek istiyorum. Yine gölden mis gibi de balığı var. Sokakları paylaşmak için zaten sizlerle paylaştım. Şöyle sağa gösterelim. Hamamlı köyünün camisi, meydanı, kahvesi ve marketleri var. Buradan sola döndüğümüz zaman Gönen'e 25 km, sağ tarafa döndüğümüz zaman da 5-6 km sonra Manyas'tasınız. Evet, alıcısına şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Tekrardan görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.